Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o Allah'a mahsustur ki kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarsın ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel bir mükafat bulunduğunu müjdelesin. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu hususta ne kendilerinin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan söz ne büyük bir iftiradır. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Ey Muhammed! Demek onlar bu söze kitaba inanmazlarsa onların peşinde üzüle üzüle kendini helak edeceksin. Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen Ashab-ı Keyfi, Rakimi isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? O gençler mağaraya sığınınca şöyle dediler. Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve bizim için şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Bunun üzerine biz de kulaklarını tıkayarak mağarada onları yıllarca uyuttuk. Sonra da iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesapladığını anlamak için onları tekrar uyandırdık. Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten onlar Rablerine iman eden birkaç gençti. Biz de onların hidayetlerini artırdık. Oranın hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına ilah deyip tapmayız. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İçlerinden biri şöyle demişti. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları putlardan ayrıldınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz rahmetinden size genişlik versin ve işinizi rast getirip kolaylaştırsın. Ey Muhammed! Baksaydın güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yöneldiğini, batarken de sol tarafa onları makaslayıp geçtiğini görürdün. Onlar mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Bir de onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağa sola çevirdik. Köpekleri de girişte ön ayaklarını ileri doğru uzatmıştı. Eğer onları görseydin arkana bakmadan kaçardı ve için korkuyla dolardı. Onları bir mucize olarak uyuttuğumuz gibi birbirlerine sorsunlar diye kendilerini uyandırdık da içlerinden bir sözcü şöyle dedi. Ne kadar durup kaldınız? Kimi bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Kimi de şöyle dediler. Ne kadar durduğunuzu Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size azık getirsin. Hem çok dikkatli davransın ve sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü şehir halkı sizi ellerine geçirirlerse muhakkak sizi taşlayarak öldürürler. Veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman siz dünyada da ahirette de asla kurtuluşa eremezsiniz. Böylece insanları onlardan haberdar kıldık ki, öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu ve kıyamet gününden şüphe edilemeyeceğini bildirmek için. Öylece şehir halkına buldurduk. Onları mağarada bulanlar aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dediler ki, üstlerine bir bina, kilise yapın.
Bununla beraber Rableri onları daha iyi bilir. Sözlerinde üstün gelen müminler, üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız dediler. Ashab-ı Kehf'in sayılarında ihtilaf edenlerden bazıları, onlar üç kişidir, dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Diğer bazıları da onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Her ikisi de bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedir. Kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. De ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onları ancak pek azı bilir. Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir münakaşaya girişme. Ve bunlar hakkında hiç kimseye de bir şey sorma. Hiçbir şey için Allah'ın dilemesi dışında ben yarın onu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Ve unuttuğun vakit Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir. O ne güzel görendir, O ne mükemmel işitendir. Onların O'ndan başka bir yardımcısı yoktur. O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ve ondan başka bir sığınılacak da bulamazsın. Nefsince de sabah akşam rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber candan sabret. Sen dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan gözlerini ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş ve işi hep aşırılık olan kimseye uyma. Ve de ki, o hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, duvarları çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryat edip yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeridir. İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar var ya, şüphe yok ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara adın cennetleri vardır. Altlarından ırmaklar akar. Orada altın bileziklerle süslenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyerek koltuklar üzerine dayanıp kurulacaklar. O ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Onlara şu iki adamı misal olarak anlat. Biz bunlardan birine her türlü üzümden iki bağ vermişiz. Her ikisinin etrafını hurmalarla donatmışız. Aralarında da bir ekinlik yapmışız. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir şey noksan bırakmamış, ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız. İki bağın sahibinin ayrıca başka geliri vardır. Bundan dolayı bu adam arkadaşıyla münakaşa ederken, ben malca senden daha zengin ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlü ve üstünüm dedi. Adam bu şekilde kendine zulmederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiç yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da zannetmem. Şayet Rabbimin huzuruna götürülürsem muhakkak orada bundan daha hayırlı bir sonuç bulurum. Bunun üzerine kendisiyle münakaşa eden arkadaşı da ona şöyle dedi. Seni topraktan sonra seni bir damla sudan yaratan, daha sonra da seni insan haline getireni inkar mı ediyorsun? Fakat ben iman ederek diyorum ki, o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Kendi bağına girdiğin zaman bu Allah'tandır. Benim kuvvetimle değil, Allah'ın kuvvetiyle olmuştur deseydin ya. Her ne kadar beni malca ve evlatça kendinden az görüyorsan da, belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Senin bağınaysa gökten yıldırımlar gönderir de
bağın yalçın bir toprak haline gelir. Yahut bağının suyu yerin dibine çekilir de bir daha suyunu çıkarıp bağını sulayamazsın. Derken serveti yok edildi. Bunun üzerine bağına yaptığı masraflara karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Bağ çardakları üzerine yıkılmış kalmıştı. Ah, keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım diyordu. Onun Allah'tan başka yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi nefsini de kurtaramadı. İşte burada yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. Onun verdiği mükafat da daha hayırlıdır. Neticede daha hayırlıdır. Ey Muhammed, sen onlara dünya hayatının misalini ver. Dünya hayatı gökten su indirdiğimiz bir su gibidir. Bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri her renk ve çiçekten birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. Rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye muktedirdir. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi amellerse Rabbin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit yönünden de daha hayırlıdır. O kıyamet gününü hatırla ki dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Bütün insanları mahşerde toplayacağız, hiçbir kimseyi bırakmayacağız. Onlar saf halinde Rabbine arz edilmişlerdir. Allah onlara şöyle diyecektir. Şüphesiz sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat size kıyamet için yaptığımız vaadi yerine getirmeyeceğimizi sanmıştınız değil mi? O gün herkesin amel defteri ortaya konulmuştur. Ey Muhammed! Günahkarların amel defterlerinden korkarak, eyvah bize! Bu nasıl deftermiş ki? Büyük küçük hiçbir şey bırakmadan hepsini saymış dökmüş dediklerini görürsün. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Yine o vakti hatırla ki biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da iblisi ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir. Ben onları, iblis ve soyunu ne göklerin ve yerin yaratılışında ne de kendilerinin yaratılışında şahit tutmadım. Ve hiçbir zaman doğru yoldan çıkanları yardımcı edinmiş değilim. Ve o kıyamet günü Allah kafirlere şöyle buyuracak. Ortaklarım ve şefaatçilerim diye zannettiğiniz putlarınızı çağırın. Müşrikler onları çağırırlar. Fakat kendilerine cevap vermezler. Biz kafirlerle ilahları arasına ateşten bir engel koymuşuzdur. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Şüphesiz biz bu Kur'an'da insanlara çeşitli manaları türlü misallerle açık olarak verdik. İnsan ise her şeyden çok mücadelecidir. Kendilerine doğru yolu gösteren peygamber geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden günahlarının mağfiretini istemekten alıkoyan şey sadece geçmiş milletlerin başlarına gelen felaketlerin kendilerine de gelmesini veya ahiret azabının ansızın göz göre göre gelip çatmasını beklemek olmuştur. Halbuki biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar ayetlerimizi ve korkutuldukları azabı da alaya almışlardır. Rabbinin ayetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalpleri üzerine Kur'an'ı anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Ey Muhammed!
Sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla hidayete ermezler. Bununla beraber rahmet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Tevbe eden kullarına rahmeti boldur. Eğer Allah işledikleri günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onları hemen azap ederdi. Fakat onlara vaat edilen bir zaman vardır ki, o geldiğinde Allah'ın azabından bir kurtuluş yeri bulamazlar. İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz şehirler. Biz onların helakleri için de belirli bir zaman tayin etmiştik. Ey Muhammed! Bir vakit Musa genç adamına demişti ki, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim, yahut senelerce gideceğim. Bunun üzerine ikisi de iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Bu arada balık denizde yolunu bulup kaybolmuştu. İki denizin birleştiği yeri geçtikleri zaman Musa genç arkadaşına kuşluk yemeğimizi getir. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda epey yorulduk dedi. Adam gördün mü dedi. Kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde garip bir yol tutmuş gitmişti. Musa da demişti ki, işte aradığımız oydu. Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler. Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim dedi. Hızır dedi ki, doğrusu sen benimle asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim dedi. Hızır dedi ki, o halde bana tabi olacaksın. Ben sana sırrını anlatmadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi, Musa ona şöyle dedi. Geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Hızır, sen benimle asla sabredemezsin demedin mi dedi. Musa dedi ki, unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama ve bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Yine gittiler, nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa, kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir şey yaptın dedi. Hızır dedi ki, doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana? Musa dedi ki, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek son mazerete ulaştın. Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, isteseydin elbette buna karşı bir ücret alırdın dedi. Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince, onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin. Duvar ise o şehirde iki yetim oğlana aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk erginlik çağlarına ersinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım.
İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzleri budur. Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinin bir yolunu verdik. Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın. O da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek, o da onu görülmemiş bir azapla cezalandırır. Ama her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da en güzel mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir, zor işlere koşmayız. Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasında ulaştığında onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? Dedi ki, Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun da sizin de onların arasına en sağlam seddi yapayım. Bana demir kütleleri getirin, nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit ateş yakıp körükleyin dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc bu setini aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir lütfudur. Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. Biz o gün kıyamet günü onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Ve cehennemi o gün kafirlere öyle bir göstereceğiz ki, onlar ki beni hatırlatan ayetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de tahammül edemiyorlardı. O kafirler beni bırakıp da kullarım dost edineceklerini mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kafirlere bir konukluk olarak hazırladık. De ki, amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkacaklarını inkar etmişlerdir de, bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. İşte böyle, onların cezaları cehennemdir. Çünkü inkar etmişler ve benim ayetlerimi, peygamberlerimi alay almışlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için Firdevs cennetleri konak olmuştur. İçlerinde ebedi olarak kalacaklar, oradan hiç ayrılmak istemeyecekler. Bu hatırlatma ve uyarmayı yeterli görmeyip de daha fazla açıklama isteyenlere karşı, ey Muhammed, de ki, eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. De ki, ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki, bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Sadakallahu lazim.